Merhabalar, hoş geldiniz. Hiran Örgüleri kanalındasınız değerli örgüçler. Hiran Örgüleri bir gün arayla size yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi modelleri sunmaya devam ediyorum. Bugün yine elimizde güzel bir model var. Ben şöyle küçük bir parçada çalıştım. Çağla Yeşili, Alize Baby Best ile çalıştım. Bunu istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Yakadan başlamalı, yeleklerde, hırkalarda, bulizlerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir model. Modelimiz arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden görüntüsü ise bu şekilde. Bir de şöyle arka yüzden ütü vurursanız hazır kıyafet gibi durur. Çok hoşuma gitti. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlar. Artı kenar ilmeğimiz var. Şimdi bunu küçük bir parçada çalışacağım. Şöyle modelimi bırakıyorum. Eteğine lastik yapmadım. Siz dilerseniz lastiğinizi yapın, üzerine modelinizi kurun. Hemen birkaç tane ilmek atıyorum. Kenar ilmeğim. 2 ve 2'nin katları ilmeklerimiz. Bunun eteğine şöyle birkaç sıra haroşa yapacağım. Modelimi düz yaptım ama bunun eteğine haroşa yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek başladım. Bu 16 tane ilmeği hemen ilk sıradan başlıyorum. Siz dilediğiniz lastiği örebilirsiniz etek için. Ben haroşa yapacağım. Bir sıra haroşa yapıp üzerine modelimi kuracağım. Modelimiz arka yüzden ters, ön yüzden düz örülmekte. Çok da basit. Evet. Birinci sıramı bu şekilde ördüm. İkinci sıramı yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bebek yeleklerinin robasını düz yapıp etek kısmında da kullanabileceğiniz çok rahat şık bir model. Şimdi arka yüze geçiyorum. Modelimin birinci sırasını düz ördüm. Arka yüzden ikinci sıramı ters örüyorum. Aynen lastiğin üzerine bu gösterdiğim şekilde model kurulacak. Lastiğinizin yükseltisini siz kendiniz ayarlayın. 2 santim, 3 santim, 4 santim ne kadar örüyorsanız üzerine 2 sıra düz ördük. İlk başlangıç bir şekilde. 2 sıra düzden sonra modelimi kurmaya başlıyorum. 1 ilmek aldım, 1 doladım. 2 ilmeğimi sağa doğru birlikte ördüm. Sağa doğru ördüm fakat ilmeğimin ilkini bıraktım, ikinci şişimi aldım. Diğer ilmeğimi ördüm, şişime geri aldım, ilmeği bunun üzerinden atlattım. Bir dolama yapıyorum, iki ilmeğimi sağa doğru ördüm, son ilmeğimi tekrar şişime aldım, diğer şişimde olan ilmeği örüp üzerinden atlattım. Bir dolama, iki kez, ilmeği geri alıyorum, şişime taktım, düz ördüm ve üzerinden atlattım. Bir dolama yapıyorum, son ilmeğimi şişime aldım, düz ördüm, üzerinden atlattım. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru ördüm. Son ilmeğimi şişime aldım. Örmeden. Kenar ilmeğimi de kestim.
Birinci sıramız bu şekilde. İkinci sıra arka yüze geçiyor. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece başlangıç ve bitişine dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Artırmalı modellerde ilmekleriniz çoğalmasın diye. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci sıra ön yüze geçerken örmeden aldığım ilmeği de örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzden yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, birinci modelimiz bitti. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci modelime geçiyorum. Birinci modelde artırarak başlamıştık. İkinci modelimizde keserek başlayacağız. İlmeğimi boşaldım. Diğer ilmeği örerek bu ilmeği onun üzerinden atlattım. Bir dolama yapıyorum. Sürekli şu ajürle buradaki ana ilmeği kesmek zorundayız. Model birbirinin üzerine takip edip gidiyor. Yine son ilmeğimi girişimi alıyorum. Diğer ikili görünen ilmeğin birisini örüp üzerinden atlatıyorum. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte sağa doğru örüyorum. Son ilmeğimi girişime takıp yanındaki ilmeği örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. Bir dolama ajürle aradaki iki düz ilmek görünen birisini birlikte örüyorum. Ajürü geri çıkarıp şişimi aldım. Düz ördüm ve üzerinden atlattım. Bir dolama yapıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru kestim. Üzerinden aldım. Boş ilmeği şimdi burada artırdım. Evet. Şimdi yine arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüze geçtik. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzden yine ters örerek geliyorum. Evet, tekrar modelimizi ilk başta kurduğumuz gibi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum bir tane. Dolamamı yapıyorum. Yine ajurun üzerinde görmüş olduğunuz ilmekle ikisini sağa doğru kesiyorum. Son ilmeğimi şişime geri alıp diğer ilmeği örerek bunu üzerinden atlatıyorum. Dolamamı yapıyorum. İki ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. Son ilmeği şişimi aldım. Model bu şekilde sevgili hanımlar. Kolay. Sadece bir sıra modelimizi yapıyoruz. Diğer sıralar düz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters. Dolamamı yapıyorum. Son ilmeğimi çıkardım, şişime taktım.
İlmeğimi ördüm. Dolamamı yapıyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Son ilmeğimi çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üzerinden atlattım. Evet, model anlaşılmıştır. Böyle bir çalışma yaptık arkadaşlar. Bu rengi de güzel yakıştı. Yeşile daha mı güzel oldu ne? İlmeğinize dikkat edeceksiniz. İlmekleriniz eksilmeyecek. Tek dikkat etmeniz o. 20 ilmekse 20 ilmekle devam ediyor. 40 ilmekse 40 ilmekle devam ediyor. Yani ilmeklerinizde herhangi bir artış olmayacaktır. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.